Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. GTA 5 Online'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başka bir heist göreviyle. Toplamda 3 kişiyiz arkadaşlar. Denizin dibinde gidiyoruz. Yani üstümüzü değiştikten sonra direkt oyun buradan başladı. Görüyorsunuz denizin içinde mayınlar var. Bunlara dokunmadan gitmeniz gerekiyor. Dokunduğunuzda patlayacaktır. Haritada sol altta bir sarı nokta var. Ekranda da gözüküyor zaten. Oraya doğru gidiyoruz. WASD tuşlarını kullanıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi. Karakterimizi yönlendiriyoruz. Evet, buna benzer bir görev de hikaye görevlerinde vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Böyle suyun altına giriyorduk. İşte demirleri kesiyorduk. Evet, burada arkadaşım bu demirleri kesmesini bekliyoruz. Evet, şu anda kesti. Ama ben deminden beri içerideydim. Bak şimdi adam kapıyı açtı, şeyi demirleri kesti. Ben içeri girmeye çalışıyorum, giremiyorum, iyi mi? Ya böyle düz giderken yönlendirmesi güzel, kolay ama çok böyle küçük bir noktada dönmesi falan biraz zor açıkçası. Bu GTA 5'in görevleri gerçekten çok güzel. Hepsi farklı farklı. Böyle her görevde değişik bir şey yapıyorsunuz. İnsanı sıkmıyor yani. Evet, geldiğimiz yer burası arkadaşlar. Bakın. Bizim hikaye görevinde yaptığımız bambaşka bir şeydi. Burada direkt soyguna geldik. Şimdi arkadaşlar. Burası zengin bir arkadaşın, ne diyelim, malikanesi. Suyun altından geçerek herifin malikanesine sızdık. Bizim burada yapmamız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Bakın. Ne oldu? Aramızdan biri ayrıldı mı? Arkadaşlar, burada sessiz olmanız gerekiyor. Eğer sizin geldiğinizi fark ederlerse o kadar fazla adam var ki kurtulamazsınız yani. Büyük bir çatışma çıkar arkadaşlar. Yani bu çatışmaya girmeyi istemezsiniz. Bakın, herkesin silahı susturuculu, dikkat ettiyseniz. Neden? Çünkü işimizi sessizce halledeceğiz. Yani öyle olmamız gerekiyor. Sol altta haritada kırmızı halkalar var. Bu halkalar işte buradaki güvenliği gösteriyor. Yani bu adamın korumalarını gösteriyor. Halkaların açılarını gösteren de yine bir çizgi var, dikkat ettiyseniz. Bir alan var böyle. İşte adam nereye dönükse onu gösteriyor sol altta haritada. Ona göre işte kendinizi göstermeden böyle teker teker halledebilirsiniz. Birazcık böyle Hitman'e benziyor. Yani Hitman'de de çaktırmadan yapıyoruz ya her şeyi. Ortalığı böyle ayağa kaldırmadan. Evet. Buradan şimdi para aldık, gidiyoruz. Yani o aldı. Ben sadece arkasından takip ediyorum. Başka bir şey yok. E
Evet, do not shot demiş. Ateş etmeyin diyor. Ateş edersek dediğim gibi arkadaşlar, ortalık karışacak. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Bunlar burayı ezbere mi biliyor ya? Ha. ...57, 20, 37. Bakın arkadaşlar, sol altta haritanın üstünde bir pencere açıldı. Yani mesaj geldi bize, kısa mesaj. İşte bu mesaj da bir şifre var. Şimdi bu kasayı açıyor. Hani daha evvel görevlerde de vardı ya, işte bir göreve gidiyorsunuz. Göreve gittiğinizde Lester size atıyorum şifreyi gönderiyor. Veya işte Geralt'ın görevleri falan vardı. G görevleri. İşte Geralt size şifreyi söylüyordu falan. Telefonunuza yolluyordu. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Evet. Ne yapıyor? Oraya mı girmeye çalışıyor? Oradan nereye varmaya çalışıyorsun ya? Bayağı uğraştın. Hayır, nedir yani? Söyle, biz de yardım edelim. Ha, buraya mı girmeye çalışıyorsun? Dur, ben açayım sana kapıyı ya. Şuradan. Evet. E tuşuna basıyoruz. Hop. Gel gel, açtım, gel. Bak, altınlar burada. Önüne geliyoruz. E tuşuna basıyoruz. Sonrasında mouse'un sol tuşuna her bastığımızda çantayı alıp bu şekilde koyuyor arkadaşlar. Sağ tuşa basmayın. Bakın, sol tuşa sürekli bas bırak yapacaksınız. Evet, nerede para, altın gördünüz, hepsini alın arkadaşlar. This you will not regret taking with you. Çok fazla alamıyorsunuz. Yani bir kapasitesi var çantanın. İşte oradaki paranın belli bir kısmını alabiliyorsunuz. Kalanını da işte diğer arkadaşınız falan alacak. O şekilde. Evet, sarı noktaya geldik. Yani herkes geliyor. Ve bekliyoruz. Evet. Go.
Judging from their comms, it sounds like Mr. Rubio's reaching for his helicopter again. Evet, yakalanmamak için yolu uzatıyor, farklı yerlerden gidiyor. İşte bu gözetleme kuleleri var. Bakın sol altta haritada kırmızı halkalar var işte. Onları görüyor. Onlara bakarak biraz daha böyle geniş etrafından dolaşarak hani noktaların sarı noktaya varmaya çalışıyor. Evet, demek ki buraya kadar. Buradan sonra yay olarak yolumuza devam edeceğiz. Şu an şehirden bayağı uzaktayız. Yani şehir merkezinde falan değiliz. Burası normalde free modda, serbest modda bir araçla işte ya da ne bileyim suyun altından falan giderek ulaşabileceğiniz bir yer değil arkadaşlar. Görev gereği buraya geldik. Çünkü hep ara sahnelerle geldik dikkat ettiyseniz. Direkt işte bir denizaltı, sonra denizin altından şeyden geçtik. Yukarı çıkarken yine bir ara sahne. Ara sahneyle işte malikaneye girmiş olduk vesaire vesaire. Tepeden de gösteriyor ya, görev fail olduğunda gösterdi tepeden. Bir ada burası yani. Muhtemelen giderken de yine noktaya gideceğiz. Sonrasında ara sahneyle görev işte bitmiş olacak. Bayağı şey gibi ya, Hitman'in etabı gibi olmuş yani, değil mi? Belli ki buna bineceğiz, buradan gideceğiz. Ben konumumu alayım. Zodiac'ı hazır hale getireyim. Hadi bakalım gelin. Sen mi kullanacaksın? Gel. O kullanmak istiyor demek ki. Yani konuşmadan da anlaşıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçi onlar yazıyor bir şeyler ama bende kutu kutu çıkıyor. Alfabeden olabilir diye düşünüyorum. Hani olur ya işte kirli alfabesi filandır. Gözükmüyor olabilir.
Evet, yeni nokta burası arkadaşlar. Bakın burada da yine adamlar var. F tuşuna basıyoruz. Sonrasında aşağı iniyoruz. Silahımızı da alalım. Yalnız biraz karışık bir görevmiş gerçekten. Ben daha önce hiç böyle bir görev görmedim. Hani bu ya da buna benzer. Arkadaşlar konuyu iyi biliyorlar anladığım kadarıyla. Ben çok da bir şey yapmadım. Sadece eşlik etmeye çalışıyorum kendilerine ama. Onlar maşallah. Haldır haldır her yere saldırıyorlar yani. İşte GTA 5'in farkı bu ya. Mesela bazı oyunlarda bazı yerlere giremezsin. Boyun yetmez, zıplayamazsın, hoplayamazsın ya da işte değil mi? Vardır bir engel. GTA 5'te de var. Bak. Ama adam bir açık kapı bırakıyor. İşte ne bileyim. Sen kendin akıl ediyorsun. İşte gitti herif şeyi aldı. Forklifi aldı. Geldi. Ondan sonra üstünden zıpladı geçti buraya. Sizde ne çanta varmış arkadaş ya, dolmak bilmedi yani. Ne yapıyor oraya gitti ya? Bir bakacağım şuradan. Ama çok da evet, bu kadar bir alan arkadaşlar. Böyle bir yerdeyiz şu anda. Bir bakacağım ya. Merak ettim ne yapıyor orada. Hayırdır? Ne yapıyorsun kablolarla? Bu bayağı ajan çıktı ya. Excellent. System down. Confirmed. But the compound has separate air defenses. Do not forget. Those you must avoid. Evet arkadaşlar, artık kaçış vakti, gidiyoruz sanıyorum ki. Bakın burada bir tane uçak var. Diğer arkadaş uçağı getirdi. Hemen önüne girip F tuşuna basıyoruz. Sonrasında bu adaya veda ediyoruz.
Evet, bir süre uçtuktan sonra dediğim gibi ara sahne girdi arkadaşlar. Ve bu ara sahneyle artık şehir merkezine dönmüş olduk. Al bakalım. Ne yani, şimdi bizim payımıza düşen bu mu? Oh ne güzel iş ya. Külçe külçe altın getir, bir tane zarf al git. Neyse arkadaşlar, yine de para kazandık mı? Kazandık. Oyunda bir gıdım da olsa ilerleyebildik mi? İlerledik. Bu da bir şeydir. Bu arada görev bana biraz zor geldi. Yani biraz karışık bir görev. Oradan oraya, oradan oraya. Arkadaşlar belli ki tecrübeli. Belki de bu görevi daha evvelden yaptılar, bilemiyorum. Artık neyse. Böylelikle görevi tamamlamış olduk ve bu bölümün de sonuna geldik. Yeni bir bölümde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.